utanmaya meyillidir. Yani genel olarak gün içinde birkaç defa utanırız. Mesela en çok yaşanan durumlardan biri konuşurken P, Ç, T gibi harfler ağzınızdan çıkarken yanlışlıkla karşınızdakinin yüzüne tükürürsünüz. Yani karşıdaki adam durumu çaktırmamaya çalışır da bayağı görürsün o tükürüğü adamın suratında. Çaktırmadan silmeye de çalışır. Kibar bir milletiz ki Allah'tan yüzümüze vuran yok. Bir de başına gelme ihtimali en yüksek durum ki mutlaka başımıza gelmiştir. Bir kız var, çok beğeniyorsun, bir fırsat olmuş, sohbet edebilmişsin. Neyse eve gelip kıza nasıl göründüm acaba diye aynaya bakarsın. Kıza güldüğün anın tekrarını yaparken bir gülersin. Dişinde yemek artığı kalmış. Tüm karizma çöp. Arkadaş arasında gelişen bir utanma anı vardır ki insanın yerin dibine giresi gelir. Mesela sen kaç yaşındasın dedi. İşte 85'liyim dedin. İnanmadı. Kimliğini göster falan diye darlıyor. Hayır. Fotoğraf gibi istemezsin göstermek. O durumda ya yaşına inandıramayıp alay konusu olacaksın ya da o fotoğrafın bulunduğu kimliği gösterip rezil olacaksın. Erkeklerin yaşadığı utanma anlarından biridir ki genelde çok görünür, fesatlığından olsa gerek, yanından yönünden geçen kadının göğsüne ya da poposuna içli içli bakarken yanındaki arkadaşına yakalanır. O an hemen siyasi bir konuya değinip sapık havayı dağıtmaya çalışır. Yani bu utanma halleri hep kendimizi en cool hissettiğimiz anlarda gelir. Tüm karizmanı yerle bir eder. Mesela şu cama çarpma olayı, yani yürüyorsun havalı havalı, mağazaya gireceksin, öyle bir kapı yapmış ki adamlar şeffaf, sanki sile sile böyle tek bir nokta bile kalmamış, yani tuzak kurmuş adam resmen. Çarpıverirsin o kapıya, senin suçun değil, iyi yapamamışlar. Utandın, bittin orada. Etrafa da bakamazsın, zaten ufak bir sersemledin ya, bakamazsın. Kapıyla imtihanımızın başka bir şekli vardır ki o böyle sevimli görünür. Ciks bir yerden içeri gireceksin, iğne iplik giyinmişsin, süslenmişsin, kapıyı açmak istiyorsun, açılmıyor. Çekmen gerekirken itersin ya da itmen gerekirken çekersin. O zorlanma anı seni perişan eder. Bu kapıya çarpmakla eşdeğer diğer bir durumda yolda yürürken tökezlemektir ki benim en çok güldüğüm topuklu ayakkabısıyla havasına hava katan kadının tökezlemesi, sonra da utanmakla birlikte ayakkabıya trip atar. Doğası gereği trip atar. Yani yanında biri olsa ona trip atacak, yok ne yapacak, ayakkabıya trip atacak. Genelde ortak tuvalet kullanılan alanlarda başa gelen bir durum vardır. Mesela okuldasın, tuvalette aynaya bakıyorsun, kendi kendine pozlar veriyorsun, her yer boş zannediyorsun falan. Bir anda tuvaletin kapısı bir açılıyor, tam pozunu verirken yakalandın, yani insan olanı utanır ya. Kısacası utanmak bizim doğamızda var. Yani ne yaparsak yapalım mutlaka abuk sabuk bir hareket yapıp utanırız. Gerek de yok, insanlık halidir deyip geçmek lazım. Siz de millete gülüp gülüp utandırmayın insanları. Kanalımıza abone olun, bu konuyu da burada kapatalım. Hoşçakalın.